Balık deyince akan sular durur değerli seyircilerimiz. Yine sizleri çok özel bir balık lokantasına götürüyoruz ve çok özel lezzetlerle buluşturuyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul'umuzun bakir kalan nadir ilçelerinden birinden sesleniyoruz. Garipçe Köyü, Sarıyer, İstanbul. Ve bu güzel ilçede yerini alan Kaşıkumluk Balık Lokantası'na konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın Mahmut Odabaş ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Mahmut Bey, burada bulunmak gerçekten bizim için o kadar keyifli ki, hani derler ya, anlatılmaz yaşanır mekanlar vardır. İşte bu güzel mekanda o mekanlardan bir tanesi. Diliyorum ki tüm İstanbul, hatta tüm Türkiye'm bu muhteşem mekandan nasibini alsın. Gerek görsel anlamda ruhumuzu dinlendirme, gerekse muhteşem ürün yelpazeleriyle karnımızı doyurma. Yani kısaca her şeyin adresi, cennetten bir köşe sunuyorsunuz bizlere. Sonsuz teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hani derler ya, hamur burada yoğruldu. Gerçekten sizin için bu çok doğru. Çocuk yaşlarında bu güzel mekanda buradaydınız ve bu güzel mekanda güzel hizmet için yine buradasınız. Evet. Ve bu Kaşıkumluk Balık Lokantası da bu hizmet için kuruldu. Evet. Yıl 1999. Ya sonrası evet. Diyoruz. Neler var, neler yaptık bugüne kadar? Bugüne kadar müşterilerimize güzel hizmetlerde bulunduk. Sağ olsun arkadaşlarımız denizden tuttuğu canlı balığı bize getiriyorlar. Biz de gerekli müşterilerimize sunuyoruz. Tabii ki burada herkesi memnun etmek mümkün değil. Bazen geliyor, kalabalık var. Kalabalıkta servis olarak yetiştiremiyoruz ama yine de lezzetten ödün vermiyoruz. Bu konuda şeylerimizde, ürünlerimizin kalitesini kullanmaya bakıyoruz. Bundan ibaret. Süper. Denizden sofraya atıyorsunuz aslında, evet. Bir anlamda. Evet. Burada tabii ki ana yemek olarak balık. Balığın adresi diyebiliriz balık sizler ve için. Balık sabah kahvaltısı. Aynen meşhurdur. Ama diye aynen oradan giriyordum ama. Karadeniz muhlamamız başta olmak üzere meşhur. İşte elimizden geleni yapıyoruz müşterimize. Süper. Kahvaltımız gerçekten şu anda İstanbul'da ün yapmış durumda. Evet. Tamamıyla yöresel lezzetlerin buluşma adresi. Biraz evvel vurguladığınız gibi Karadenizli olmanın ayrıcalığıyla, evet, yöresel tüm lezzetler bu güzel mekanda bizlere sunuluyor. Aynen öyle. Pazar günleri bir randevuyla çalışıyorsunuz biliyorum. Yer bulmakta zorlanıyorsunuz. Pazar günleri ona kadar randevu alıyoruz. Ondan sonra randevu alamıyoruz çünkü mümkün değil boş masa. Yetişmemiz değil mi? Evet. Onun için mecburen ona kadar, ondan sonra randevu almıyoruz. Müşterimizler buyursun gelsinler. Süper. Yapacak başka bir şey yok. Burada gerek iç mekan anlamında, gerek teras anlamında ve gerekse de kumun, denizin içinde balık yemenin, kahvaltı yapmanın keyfini yaşatıyorsunuz bizlere. Bir yandan karnımız, bir yandan da ruhumuz dinleniyor aslına bakarsanız. Evet, tabii ki daha güzel hizmetle sunmaya çalışıyoruz ama nedense belediyeden dolayı bazı şeylerimizi tam anlamıyla yerine getiremiyoruz. Bu konuda sıkıntı çekiyoruz. Buradan hükümetimize duyurulur diyoruz aslına bakarsanız. Çünkü bu güzel yerlerin gerçekten desteklenmeye ihtiyacı var. Bununla ilgili olarak inşallah yani keyifli yaptırımlar. Yani bir turizm bölgesi olarak, turizm alanı olarak bize hükümet bu konuda yardımcı olmasını diliyoruz. Özellikle Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün bize bu konuda kolaylık göstermesini rica ediyoruz yetkililerimizden. Süpersiniz. Gerçekten böyle bir desteğe ihtiyacımız var. Bu muhteşem mekan çünkü aynı zamanda sizin de vurguladığınız gibi elçiliğimizi üstleniyor. Buraya gelen turistlerle dolup taşıyor. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez mekanı oluyor. Turistler için bu cennetten köşe. Diliyorum ki ilerleyen zaman diliminde bu işe el atarlar diye düşünüyoruz. İnşallah zaten yeni Boğaz, 3. Boğaz Köprümüz de bizim köyümüzün hudutlarından geçtiği için halkımız bu tarafa doğru akın etmekte. Onun için yetkililerden destek bekliyoruz. Destek diyorsunuz. Bekliyoruz, rica ediyoruz. Ufak tefek şeylerimizi görmesinler. Biz de güzel bir şeyler yapalım, insanlara sunalım. Bunun için çaba gösteriyoruz. Çünkü her şey İnşallah başarılı oluruz. Müşteri memnuniyeti odaklı burada kurulduğu günden beri. Burada büyüdük ve burada bu güzel imkanları halkımızla paylaşmak istiyoruz aslına bakarsanız. Burası aynı anda kaç konu ağırlayabiliyor? Yani bu ortalama 350 kişi ağırlayabiliyoruz.
daha fazlası da yazın olursa daha fazlasını da yapabiliyoruz. Çünkü sahil kumluğumuz var. Gerekirse 500'e çıkabilir. Süper. Burada birçok organizasyona da ev sahipliği yapıyorsunuz bu anlamda. Tabii ki yani bir cumartesi, pazar günleri yoğunluk çok olduğu için. Toplantı yemekleri, evet, o konuda, özel günler. O konuda evet. Biraz da köyümüzün yolları kesildi. Yolu kestiler. Bizim devlet büyüklerinden bunu rica ediyoruz. Yolların açılmasını, Garipçe Köyü'ne giriş gördünüz siz de. Kapalı. Bir televizyoncu olarak da gördünüz. Yolumuz kapalı. Buna bir çare arıyoruz, istiyoruz. Onun için halk burada sıkıntı çekiyor. Gelen konuklar çekiyor. Bu konuda trafik sıkıntısı var. İşte bunları bir an evvel çözülmesini rica ediyoruz. Biz de diliyoruz bu kısa zamanda bu dilekleriniz gerçek olsun. Sizden de ricam bunu özellikle bizim büyük devlet büyüklerine bunu yansıtmanızı rica ediyorum. İnşallah bizleri duyarlar İnşallah. Diyoruz biz de İnşallah. Bu güzel mekanın kalitesiyle birlikte İnşallah. Muhteşem ürün yelpazesiyle, muhteşem taze balıklarıyla ve gülen yüzlü personeliyle evet. birlikte ilerleyen zaman diliminde bizlerle olmasını diliyor. Saygılar sunuyoruz efendim. Sağ olun, sağ olun. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Garipçe Köyü Sarıyer İstanbul'dan Kaşı Kumluk Balık Lokantası'na teşekkür ederek ayrılıyor ve tüm İstanbulluları bu güzel mekana bekliyoruz. Söz merkez stüdyolarında.